Burada da yine sözleşmeye ve anayasaya bağlı olarak gerekli temel bir mevzuat olarak düzenlemeler yapılmıştır. Başladım. Yine burada eşitlik, yani çocuklara, gençlere, yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alarak bütünleştirilmiş ortamlarda engelli olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlığı demektedir. Gördüğünüz gibi mevzuatın bütün temeli eşitlik üzerine kurulmuştur. Eşit haklara sahip olmak üzerinden mevzuat şekillenmiştir. Uygulamada eksiklerimiz vardır tabii ki ama bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılacağını, sizlerin gayreti de bize destek olarak yapılacağını düşünüyoruz ve düşünmek istiyoruz. Şimdi biraz önce konuşmanın başında belirttiğim gibi hiç hukuk ve temel hakları ilişkin somut örneklere geldiğimizde bakın sadece hani engelli hakları sözleşmesi, Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmemiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 5378 sayılı kanunumuzun dışında çalışma ve istihdam konusunda, meslek eğitim konusunda, emeklilik, sağlık yardımı, engelli aylığı, maaş bağlanması, yakınlarına verilen gerekli yardımlarla ilgili, engellerle ilgili gerçekten çok ciddi düzenlemeler var. Ve bu konu üzerinde durmak gerekiyor. Yani engelli tanımın içerisine girmesi belki bazı haklara eşit olarak sahip olmak açısından katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Çünkü tüm mevzuat engelli bireylerin üzerinden yürümektedir. Yani sadece sağlık yönünden, işin tıbbi boyutundan bakılmamakta ve sosyal alandaki bireylerin sağlıklı bireylerle eşit haklara sahip olması açısından bir değerlendirme yapılması için engellilik üzerinden yürümesi gerektiği bizim şahsi görüşümüz Şerif Ali Bey'le beraber. Yani hukuki anlamda koruma sağlanabilmesi açısından bunun üzerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü istihdam açısından engelli bireylere haklar verilmiştir. Meslek eğitim açısından özel eğitim kurumları söz konusu. En basit park yönetmeliğinde bile engelli bireyler haklar verilmiştir. Bundan yararlanabiliyorsunuz. Ama tabii bu toplumsal bilinçle olacak bir şeydir. Siz mevzuatı istediğiniz kadar düzenleyin. Farkındalık yaratamadığınız müddetçe, eğitimi veremediğiniz müddetçe, kamu kurumlarında çalışan görevliler dahil olmak üzere gerekli hassasiyeti göremiyorsunuz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. Yaz tatilinde engelli bir çocuğu olan bir anne ama küçük bir çocuk değil, epeyce büyük, yaşı olarak da büyük, fiziksel olarak da büyük. Kendisinin engelli bireylere verildiği ÖTV indirimden yararlanarak engelli sticker vardı o tarihlerde. Bir aracıyla birlikte konsere götürüyor çocuğunu ve arabasını engelli bireylerin park ettiği yere park ediyor. Fakat çok kalabalık olduğu için konser herhalde biraz sıkıntı vardı. Konserden gece saat 12'de çıktığında araç yok. Çünkü çekilmiş. Herhangi bir yere gidebilir bu araç dedik ama neredeyse tabiri caizse 30 kilometre uzakta, dağın başında bir yere çekilmiş araç. Engelli çocuğuyla birlikte gecenin yarısı taksi tutaraktan o anne aracını alıyor ve polisin ona söylediği şey şu. Evet, engelli sticker vardan gördüm ama ben yine de çektirdim arabayı, zira sizin gibi birçok kişi bu engelli sticker'ını koyuyor hocam. Yani böyle bir savunma var. Evet, evet. Bu bir bakış açısı, bu bir eğitimsizlik, bu hassasiyet, bir farkındalık olmadığını gösteriyor. Polisin aslında orada yapması gereken, engelli sticker'ı varsa onu hassasiyet gösterip ve herifin yanlış fark etmiş olsun, orada beklemesi gerekirdi. Bir annenin gecenin bir yarısında engelli çocuğuyla birlikte kimsenin olmadığı, başında bir yerde aracını aramak zorunda bırakabilirsiniz. Yani bu çok basit bir örnek gibi görünüyor. Ama sizin yanınızda yaklaşık 85 kilo, 1.80 boyunda hasta bir, engelli bir çocukla birlikte genç bir annenin arabasını aramak zorunda bırakılması kadar da bir hak ihlali olmaz. Bu bir hak ihlalidir. Bize göre insan hakları ihlalidir. Ama bunu o polise bunu nasıl anlatacaksınız? Nasıl eğitimleyeceksin? Sen bizim buralardan gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğitim vererek, farkındalık yaratarak nasıl davranmamız gerektiğini, eşit haklara sahip olmamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Ve tabii bu konferanslarında ben buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama kendi kendimize değil. Diğer kurumların katılımını sağlamamız ve farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bu konuda bir çalışma yapılacak olursa biz buralar belli olarak gerekli desteği her zaman vermeye hazırız. Bu tırnak içinde verdiğim basit bir örnekti. Bunun gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Eminim hasta yakınları, epilepsi hastası olan anneler, babalar, kardeşler de benzer şeylerle toplum içerisinde karşılaşmışlardır. Farkındalık yaratılmadığında kötü muameleyi görmüşlerdi eminim. Mahcup oldukları durumda olmuştur. Hiç mahcup olmaları gerekirken topluluk ortamında bir karşılaştıklarına geldiniz.
herhangi bir sinema salonu ve tiyatro salonunda atağın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Bir anda bununla karşılaşabilirsiniz. Ama bu konuda bir hassasiyet gösterilmezse, özen gösterilmezse bu sefer de işin psikolojik travma boyutu vardır. Daha büyük, daha kötü sonuçlar da doğabilecek. Bu konuda da biz önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine engelli bireylerle ilgili özellikle vergi indirimi çok önemli. Özellikle ÖTV indiriminin verilmiş olması çok önemli. Özellikle bilirsiniz hastası olan yakınlar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı hastalıklar özellikle 32 çocukları olan, Down sendromlu çocuğu olan velilerde ciddi sıkıntılar yaşamaktalar. Bunlar ÖTV indiriminden yararlanamıyorlar. Onlar da yararlanamıyorlar. Bir annenin bana verdiği örneklerden biri şuydu. Çocuk otistik.